Efendim, Türkiye'nin sorunlarına çözüm aradığımız Çıkış Yolu programında Sayın Doğu Perinçek'le birlikteyiz ve Ulusal Kanal Haber Müdürleri Sayın Osman Erbil ve Erdem Atay sorularını yöneltmeye devam edecekler. Hemen ben devam edeyim. Evet, buyurun. Peki. Sayın Perinçek, biraz önce CHP ile ilgili CHP'nin politikalarına karşı bazı açıklamalar yaptınız. Bu açıklamalar aslında ilk değil. Daha öncesinden de benzer açıklamalar yapmıştınız ve birçok kişi de size CHP'ye neden tepki gösteriyorsunuz, neden sürekli CHP'ye saldırıyorsunuz, CHP'yi bölmek mi istiyorsunuz gibi tehditlerde bulunmuştu. Aynı zamanda Silivri'de Ergenekon davası nedeniyle Silivri'de yattığınız zamanlarda, son zamanlarda AKP ile anlaştınız. Size AKP'nin çıkardığı iddialar ortaya atılmıştı. Hatta AKP ile anlaşma imzaladınız, yani imza olduğu da iddia edilmişti. Siz neden sürekli CHP'ye saldırıyorsunuz? Öyle ya da algılanıyorsunuz? Biz CHP, bir kere ben hiçbir konuşmamda CHP'ye saldırmıyorum. Soru sorulduğu zaman cevap veriyorum. Benim kurultay konuşmamda CHP'nin adı bile geçmedi. Olağanüstü kurultay. Yaptığım bütün Türkiye'yi bir yıldır dolaştım. Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Trakya ve İç Anadolu. CHP'ye saldırı yok sorulduğu zaman. Şimdi bakın, bir şey söyleyeceğim. AKP ne? Sıcak para ekonomisi, borçlanma ekonomisi. Peki CHP ne? O da aynı. Kemal Derviş. CHP Kemal Derviş'i ekonominin patronu yapacağım diyerek ben AKP'nin kuyrukçusuyum diyor. İkincisi, AKP nedir? Açılım yapıyor. Öcalan'la birlikte. Peki CHP ne? Açılımı destek. Biz AKP'nin kuyruğuna saldırıyoruz. CHP'ye diyoruz ki AKP'nin kuyruğu olma. AKP'nin kuyruğuna, o kuyruğuna basıyoruz. AKP'nin kuyruğu Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmıyoruz. Biz Atatürk'ün CHP'sine, Atatürk devriminin savunucuları olan CHP'lilere, o politikalara yönelik hiçbir eleştirimiz yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi diyor ki ben açılım diyor. Açılımı destekliyorum. Kim? Açılım ne? AKP PKK. Ben AKP PKK'yı destekliyorum diyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. İkincisi, CHP ekonomide ne diyor? Ben de diyor işte Kemal Derviş'i getiriyorum diyor ve o ekonominin patronu yapacağım diyor. Bu ne demek? Ben AKP'nin ekonomisini destekliyorum diyor CHP. Şimdi biz burada AKP'nin ekonomisiyle mücadele ediyoruz, AKP'nin açılım bölme planıyla mücadele ediyoruz. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'yle değil. Ve şunu söylüyoruz. Gelin, AKP'ye karşı mücadele mi etmek istiyorsunuz ey CHP? Veya bu soruyu soran arkadaşlarıma soruyorum. Siz AKP'ye karşı mısınız? Öyleyse önce AKP'nin programına karşı çıkacaksınız. Nerede karşı çıkacaksınız? Bir ekonomide karşı çıkacaksınız. Kemal Dervişçi olmayacaksınız. İki, dış politikada karşı çıkacaksınız. AKP'yi Amerika'nın yanına geçerek eleştirmeye başladı Cumhuriyet Halk Partisi. Dış politikada diyor ki sen diyor örneğin zaman zaman niye Rusya ile Çin'le yaklaşıyorsun? Sonra Amerika sana kızar diyor, değil mi? CHP yöneticileri. En son şey demişlerdi zaten. Evet. Amerika ile müttefikiz. Üçüncüsü, cemaatle CHP işbirliği yapıyor. Cemaatle işbirliği ve cemaate kalkan olmak en sonunda AKP'nin temsil ettiği orta çağ kuvvetleriyle birleşmek, değil mi? Cemaat üzerinden AKP ile birleşiyor. Yani AKP ile cemaat arasında kavga var falan filan. Bunun önemi yok. Sistem olarak sonuç itibariyle siz AKP bazı tarikatlara dayanıyor. Fethullah da bilmem başka cemaat tarikatlara dayanıyor. Siz cemaatler ve tarikatlar arası savaşta şu veya bu cemaatin aleti durumundasınız diyorum Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine. Burada da AKP ile aynı mevzidesiniz, aynı sistemi savunuyorsunuz. Yani bir ayağı orta çağda olan mevcut mafya tarikat rejiminin bir dayanağı oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için buralarda bizim AKP ile bir ortaklığımız yok. Tersine AKP'ye karşı Cumhuriyet Halk Partisi'ni mücadeleye çağıran ve onu hizaya getirmeye çağıran bir politikamız ve konumumuz var. Efendim, Vatan Partisi adını aldığınız kongrede güçlü bir rüzgar estirdiniz. Evet. O rüzgar Anadolu'da devam ediyor mu esmeye? Ben de nasıl istiyorum? Bakın, şimdi dün evvelsi gün Denizli'de o olağanüstü kurultayın Denizli şubesini yaptık. Yani Denizli spor salonu gümbür gümbür doldu. Yani işte 2500 kişi insan alıyor.
Bir de ortadaki sahada diyelim 5-600 kişi, 3000'e yakın insan, hepsi coşkulu ve çok önemli, güneş yanığı yüzler. Kadınlar, ama çiftçi kadınlar, köylü kadınlar, esnaf kadınlar, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kadınları. Kadın ağırlığı gene vardı ve işte o traktör gibi, kamyon gibi insanlar, yani parmakları kalın kalın şey tutmuş, çapa tutmuş, ondan sonra efendim kazma tutmuş insanlar. Böyle insanlarla ümit ederim ulusal kanalda da izlemiştir izleyicilerimiz. Şimdi aynı bizim o 15-20 bin kişinin, hatta 25 bin kişinin toplandığı, 15 bin kişinin içinde yer aldığı, 10 bin de kapıda toplandığı o olağanüstü kurultayın Denizli Şubesi'ni yaptık. Ve gümbür gümbür geliyor Vatan Partisi her yerde. Bu yalnız Denizli değil. Bunu Antalya'da da yaparız, Trabzon'da da yaparız, efendim Diyarbakır'da da yaparız. Göreceksiniz zaten Hakkari'de, Yüksekova'da da mitingler yapacağız biz şimdi bu seçim sürecinde. Yüksekova'da. Tabii. Efendim. Yapacağız. Göreceksiniz. Yüksekova'da miting yapacağız. Hakkari'de miting yapacağız. Tahmin ediyoruz ki en fazla karşılaştığın sorulardan bir tanesi de yine Vatan Partisi barajı geçecek mi sorusu. Evet. Bu soruyla daha önceki seçimlerde de karşılaşıyordunuz. Bu seçimde farklı olarak seçmenleri ikna edebilecek misiniz? Kamuoyu araştırmaları neler söylüyor? Evet, kamuoyu araştırmaları, Sonar, Anar vesaire. Bundan Merrill Lynch uluslararası şirketlerin araştırmaları. Mesela en son bir uluslararası şirketin araştırmasında %8'e çıktığını Vatan Partisi'nin görüyoruz. Yabancı şirketin yaptığı. Evet. Bunlar Türkiye'yi anlamak, öğrenmek önemli için tabii. Böyle şeyler, araştırmalar yapıyorlar. Ama şunu söyleyeyim, Hakan Bayrakçı örneğin bir ay evvel yaptığı araştırmada %5'in üzerinde çıktığını belirtti Vatan Partisi'nin, ama Sözcü'de yayınlarken %3,2 diye yayınladı. Yani buradan Hakan Bayrakçı'ya da sesleniyorum, bağlansın ve bana söylediği gerçeği topluma açıklasın. Niye %2 oradan biçildi? Onu da bana şöyle açıkladı. Yüz yüze gelince anlatırım size dedi. Bakın yine Anar'ın, o da başka bir şirket, araştırması. Bunun sonuçlarını söyleyeyim. Etimesut'ta %6,5. Çankaya'da %7. Sonar'ın araştırmasında bazı illeri vereyim. Aydın'da %9. İzmir'de %8. Çankaya'da %7. Erzincan, İstanbul'u söylemedi ama Türkiye toplamı %5'in üzerinde. Erzincan, Adıyaman ve Elazığ ortalaması %4,6. Yani biz oralarda da %5 oranındayız. Doğu bölgemizde. Baraj zihinlerde. Evet. Yani zihinlerdeki barajı yıkarsak, yani zaten barajın anlamı bu. Zihinlere barajı sokmuş oluyor. Bu barajı geçemez dedirterek oyları bölmeyelim lafı. Oyları nereye yönlendiriyor? Oyları sisteme yönlendiriyor. Yani sistemin Türkiye'yi bölen sıcak para diktatörlüğü dediğimiz mafya sisteminin koruyucuları bu barajı koydular ve bu baraj üzerinden Vatan Partisi'nin büyümesi ve hedefe ilerlemesini engellemeye çalışıyorlar. Ama bakın ilginç, PKK'ya da baraj atlatmaya çalışıyorlar. Burada yani, bir soru var. Evet. HDP barajı aşamaz ise AKP tek başına 330'u bulabilir propagandası. Peki, yapılıyor. Bu gerçek mi demiş? Ve bu propaganda bütün televizyonlarda yapılıyor. Peki buradan ne çıkar? PKK'ya verilen oylar AKP'ye gidiyor. Ama girmezse meclise ayaklanma başlar, kan dökülür deniyor. Onu da konuşalım. Evet. PKK'ya verilen oylar AKP'ye gidiyor. Neden AKP'ye gidiyor? AKP'nin projesi değil mi Tayyipistan'ı kurmak ve anayasayı değiştirerek özerkliği Güneydoğu'ya vermek, Türk milletini anayasadan çıkartmak, bunlar AKP'nin projesi değil mi? Peki bu projeyi mecliste kiminle yapacak? Kendi başına yapamaz. PKK grubu girecek ve onunla birlikte ve bir de millete dönerek bak bu bunlara özellik vermezsek sonra diyelim isyan ederler. İsyan. Ve bakın şimdi bir de bu başladı. Girmezlerse isyan çıkar. Yani bu şuna benziyor. Sen bana haraç vermezsen ben senin camını kırarım. Veya sen işte benim dediğimi yapmazsan çocuğunun bacağını kırarım gibi tehditler. Peki bunun sonu nereye varacak? Yani PKK'nın tehditleriyle durmadan veriyor, 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 veriyor. Bu
Türkiye'nin bölünmesine gider ve çok pahalı ödenir. Nasıl pahalı ödenir? Bunun sonu iç çatışmalardır, kanlı senaryolardır ve çünkü Türkiye'yi barışçı yoldan bölemezler. Yani barışçı yoldan bir yere kadar gider. Ama bunun bıçağın kemiğe dayandığı bir nokta vardır. Orada bu iş sonuç itibariyle silahla çözülür. O silahla çözüldüğü zaman bu ülkenin insanları çok büyük acılar çeker. Ama oraya doğru götürüyorlar. Onun için bunu önlemenin yolu efendim benzin dökmek değil, ateşin üzerine sonuç itibariyle ateşi söndürmek. Şimdi biz ateşi söndürmekten vazgeçiyoruz. Ateş bizden benzin istiyor. Verelim de ateş bize zarar vermesin diye benzin döküyoruz ateşe. Efendim Hulki Cevizoğlu'nun bu konuyla ilgili geçenlerde Ulusal Kanal programında yapmış olduğu bir çağrı vardı. Neden HDP'ye baraj yaptırma çağrılarında bulunuyorsunuz? Vatan Partisi varken, barajı geçtiğinde AKP'nin iktidar olma, tek başına iktidar olma şansı olmuyor mu? Tabii. Şeklinde bir soru sordu. Tabii. Bir de AKP'nin iktidarını biz HDP'yi destekleyerek önleyemeyiz ki. HDP AKP'nin zaten bir müttefiki. Yani biz daha tehlikeli olanı AKP'yi önleyelim diye AKP'nin daha tehlikeli olan müttefikini güçlendiriyoruz. Yani burada bakın ne kadar acayip bir şey var. AKP'ye karşı olduğunu söyleyenler PKK'yı destekliyor. Bu AKP'ye karşı ol. Bir de vatanı bölüyorsun ya. Vatanı bölüyorsun. Vatanı bölen teröristleri destekliyorsun. Niye bu soruyu getirmiyoruz? Sen AKP'ye karşı teröristlerle birlik yaparak mücadele edebilirsin. Bakın bunun cezasını çok feci ödeyecek Cumhuriyet Halk Partisi. Sen AKP'ye karşı teröristleri besleyerek, güçlendirerek, bari bunlar baraja geçsin diyerek AKP'ye karşı mücadele edebilir misin? Vatandaş senin arkandan gider mi? PKK'yı destekleyenleri vatandaş kabul eder mi? Ona oy verir mi? Ona destek olur mu? Şimdi efendim ben de buna benzer bir soru soracağım ama şimdi sizin partinizle son dönemlerde milliyetçi kesimden çok fazla kişi katıldı. Çok önemli isimler de katıldı. Ve sizin daha öncesinden hep bilimsel sosyalist olduğunuzu söylüyorsunuz ve son dönemde de hep milliyetçilik çıkışlarınız var. Acaba Doğu Perinçek mesela bazı sol, kendisine sol diye tarif eden belli gruplar tarafından hep bu Kürt sorununa, tırnak içerisinde artık Kürt sorununa bakışını hep tersten algıladığını, hep Kürt sorununa karşı olduğunu, çözümden yana olmadığını söyleyen gruplar sizi faşistlikle itham ediyorlar. Doğu Perinçek bir milliyetçi midir? Ve ya da Vatan Partisi bir milliyetçi midir? Vatan Partisi milliyetçi ise ya da aynı zamanda faşist midir? Sürekli bir çözüm denilen şeye karşı olduğu için ve son olarak Vatan Partisi'nin Kürt sorununa çözümü nedir? Vatan Partisi altı oku savuruyor programında. Yani cumhuriyetçi, milliyetçi, altını çiziyorum. Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik, devrimci. 1937 yılı 2 Şubat'ında anayasada bir değişiklik yapıldı Atatürk'ün önderliğinde. Anayasanın ikinci maddesine o zaman ne yazıldı? Türkiye cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci bir devlettir. Atatürk'ün bize bıraktığı anayasada bu vardı. Yani, tabii milliyetçilik ne demek? Vatanseverlik. Cumhuriyet Halk Partisi programında 31-35 programlarında şöyle tarif ediliyordu milliyetçilik. Kendi milletinin bağımsızlığı ve menfaatını sağlamak ve aynı zamanda diğer milletlerle uyum ve barış içinde yaşamak. Yani bir bağnaz, şöven, saldırgan bir milliyetçilik değil. Kendi milletinin refahı, bağımsızlığı artı başka milletlerle uyum ve barış. Bu doğru bir milliyetçilik tarifi. Yani bir yurtseverlik tarifi. Şimdi solculuk ve milliyetçilik, vatan, bütün devrimler arkadaki yüzyıla bakalım, 20. yüzyıla, bütün devrimler vatan savunmasında oldu. Bütün devrimler istisnasız. Neden? Çünkü çağımız emperyalizm çağı. Emperyalizm çağında devrim vatan savunması demek. Alın ta Türk devrimi, bizim devrimimiz hep bir vatan savunması süreci. Türk devrimini incelediğimiz zaman Namık Kemal, Vatan yahu Silistre, İttihat Terakki, Çanakkale, Atatürk, Cumhuriyet hep vatan savunması. Bize paralel giden Rus devrimine bakalım. Ne der tarihçiler? Eğer Rusya'da sosyalistler hükümeti olmasa, iktidara gelmeseydi Rusya parçalanacaktı. Yani Rusya'yı birleştiren kim oldu? O
sosyalistler oldu. Rusya'yı onlar birleştirdi. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda da Rusya'yı anavatan savunması diye onlar kuruldu. Daha önce Ekim devriminden sonra 4 yıl bir iç savaş. Kime karşı? 1 milyonun üzerinde İngiliz, Fransız orduları Rusya'ya girdi. O Fransız, İngiliz istilasına karşı ve onların emrindeki işte Çarlık generalleri, Vrangeller vesaire, onlara karşı mücadeleyle o devrim gelişti. Ondan sonrasına devam edelim. İkinci Dünya Savaşı. Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, ondan sonra Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Tito, bunların hepsi vatan savunmasında devrim yaptı. Hitler'in işgaline karşı. Geçelim Asya'nın öbür tarafına. Çin, Kore, Vietnam, Laos, Kamboçya, hepsi vatan savunması. Hep vatan savunmasında devrimler oldu. Yani neden? Çağımızın gerçeği bu. Çağımızda savaş emperyalizm ve vatan arasında. Ya emperyalizmin yanındasın ya vatanın yanındasın. Devrim yapmak istiyorsan vatanın yanında olacaksın. Yurdunu savunacaksın. Çağımız bu. Yoksa çağımız işçi sınıfıyla burjuvazi arasındaki mücadele çağı değil. 19. yüzyılda kaldı. Çağımızı iyi anlamamız lazım. Bu çağ işçi sınıfıyla burjuvazi tokuşturma, çarpıştırma çağı değil. Vatanla emperyalizm savaşı. Sen bu mevzideysen sol olursun. Vatansever olursun. Ama bu mevzide değilsen Amerika seni besler ve vatanseverlere faşist falan diye saldırırız. Şimdi çıkmadı mı Türkiye'de? Kaldı mı tek bir şey parti, sol parti? Vatan Partisi kaldı. Yani İşçi Partisi'nin devamı var. Ne oldu o ÖDP, EMEP, bilmem ne bilmem ne, adı bile unutuldu, TKP. Hangisi var? Hepsi tuz buz oldu. Hangisi var? Ve hepsi PKK kuyruğuna takıldı. Ha, bu çok önemli bir ders. Vatanı savunmadığın zaman Türkiye'de PKK'nın uzantısı haline gelirsin ve PKK'nın kontrolüne düşersin. Bugün öyle oldular. Onun için en sigortalı, yani en büyük sigorta, en etkin sigorta vatan mevzisinde durmaktır. O zaman sağlam yerdesin. Peki Kürt sorununa çözümü? Kürt sorununa çözümümüz 3 madde halinde özetleyebiliriz. Bir kere şunu görelim. Oradaki yurttaşlarımızda, yani Kürt kökenli bizim Türk milletinin parçası olan yurttaşlarımızla birleşmeden olmaz. Onlarla birleşeceğiz. Onlarla beraber olacağız. Onları PKK'ya kaptırmayacağız. Onlar PKK'nın aleti olmayacak. Zaten istemiyor bunu. En birinci madde budur. Yani teröristi, PKK terörünü tecrit edeceğiz, soyutlayacağız, yalnız bırakacağız. Kürt yurttaşlarımız üzerinde onlar bir zemin bulamayacaklar, destek bulamayacaklar. Nasıl yapacaksınız bunu efendim? İşte yapıyoruz, yapacaksınız diye yapıyoruz. Şu anda yaptığımız ne? Oralardayız, örgütlüyoruz, topluyoruz. Şimdi bu, şu anda onu yapıyoruz. Yani onlar, bugün emin olun şu anda, bakın reytingler falan filan izleyin. Şu anda bizi bütün Güneydoğu izliyor. Bütün Güneydoğu. Biz şu anda Hakkari'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta, Mardin'de, Van'da, Beytüşşebap'ta her yerde izleniyoruz şu anda. Yani ya bir, onları örgütleyeceğiz. İki, devletin yaptırım gücünü kullanmaktan korkmayacağız. Yani bakın bugün ne hale geldi? PKK'nın silahlı güçleri yasallaştırıldı. Her türlü silahlı teröre hizmet eden eylem yasal ve hatta iş barajı açtırıp Türkiye'nin yeni, yani Tayyipistan'ın kuruluşunda kurucu parti yapıyorlar. O noktaya getirdiler. Ama biz devletin yaptırım gücünü kullanacağız. Orada haraç toplayamaz. Orada bilmem devletçik, hükümetçik kuramaz. Orada silahlı güç örgütleyemez. Bunlara izin veremeyiz. Üçüncü ve çok önemli, çok önemli. Suriye, Irak, İran'la ve Azerbaycan'la birlikte teröre karşı birleşiyoruz. Bakın Beşar Esad'a onun için gittim, Sayın Beşar Esad'a. İran beni davet ediyor, oraya da gideceğim. Irak'la, Irak hükümetiyle iyi ilişkilerimiz var. Lübnan'da, Mısır'la. Bugün Vatan Partisi daha hükümete gelmeden güneyimizdeki komşularımızla teröre karşı ve aynı zamanda ekonomik alanda işbirliğini inşa etmeye başladı. Onun için biz iktidara geldiğimiz zaman birçok şey hazır olacak.
Yani Suriye dostluğu, İran dostluğu, Irak dostluğu, Azerbaycan dostluğu, Mısır, Lübnan dostluğu, bunu hazırlıyoruz iktidara gelmeden. Ve Ermeni soykırımı konusundaki saldırıları püskürterek de Türkiye'nin bölünmesi planını daha iktidara gelmeden göğüslemiş oluyoruz. Bu da şunu söyleyeyim, bir daha söylüyorum. Kandil beyaz bayrak çekecek, teslim bayrağı çekecek. Biz hükümet, Vatan Partisi hükümet olduğu zaman 6 ay değil 1 ay içinde beyaz bayrak çekecek. İran'la anlaşacağız ve Kandil beyaz bayrağı çıkaracak oradan. Teslim oluyoruz diyecek. Türkiye, İran, Türkiye, Irak, Türkiye, Suriye dostluğuna karşı koyabilecek ne Amerika var ne PKK var. İran'a ne zaman gideceksiniz? Pardon, özür dilerim. İran'a seçim dolayısıyla erteliyoruz ama Cumhurbaşkanı yarın mı gidiyordu? Evet. Yani o İran'a başka amaçlarla gidiyor ama biz İran'ın dostu, kardeşi olarak Sayın Mahmut Ahmedinejad'la Yeşilköy Hava Meydanı'nda biliyorsunuz buluştuk. Ve İran devletiyle, hükümetiyle iyi ilişkilerimiz var. İran'da temsilciliğimiz var. Mısır'da temsilciliğimiz var. İran bizim dostumuz ve İran dostluğu bize çok gerekli. Onun için İran'la da hem ekonomik alanda hem teröre karşı mücadele alanında işbirliğini geliştiriyoruz. Geliştiriyoruz ve gideceğiz. Efendim ben başka bir taraftan soru sormak istiyorum. Haziran ayaklanması, Haziran gençliği, orantısız zeka. Siz gerçi söylenmenize çok fazla o tarafa atıflarda bulunmuyorsunuz ama orada yer alan, ayaklanan, sokaklara dökülen gençlik, onları temsil eden partimizin adayları var mı? O gençlere burada mesela Haziran ayaklanmasının lideri bizim partimiz. Bizim gençliğimiz. Haziran ayaklanmasında biz önderlik ettik. Temmuz ayaklanması. Bunun ispatı mı? Türk bayrakları da birleştirdi. Başka Vatan Partisi'nden başka Türk bayrağını o ayaklanma içinde yükselten var mı? Hangi parti? Hep Türk bayrağına boğa gibi saldırıyorlardı. Ama ne oldu? Türk milletini o ayaklanmayı Türk bayrağı altında birleştirdi. İşte bu bizim önderliğimiz. İki, Mustafa Kemal'in askeri sloganı. Bakın o Haziran-Temmuz ayaklanmasında Mustafa Kemal'in askeri izleyen keserin Mustafa Keser'in askeri izleyenler vardı değil mi? Evet. Yani Abdullah Öcalan'la ilişkili bağlantılılar, ondan sonra Atatürk'e sövenler falan vardı. Onların hepsini etkisiz hale getirdik. Hepsi safra gibi o mücadelenin kenarlarına düştü. Çünkü kitle büyüdükçe onlara yer yok. Yani çok küçük gruplar içerisinde bir varlıkları olabilir ama binler, on binler, yüz binler toplamaya başladığınız zaman onun içinde yok oluyorlar. Orası dışladı onları daha, zaten. Dışladı. Orası yani dışladı. Nasıl dışladı ama bakın doruk noktası nedir? En son Kadıköy Meydanı'ndaki o gazadam mitingidir. 300 bin kişilik falan. Ne oldu? Mustafa Kemal'in askeriyiz ve Türk bayrağı. Orada noktalandı. O onun için gezi diye başlayan olay Vatan Partisi'nin, işçi, o zaman İşçi Partisi'ydik, önderliğinde, bizim gençliğimizin önderliğinde gelişen bir olaydır. Bugün de o gezide başlayan büyük hareketin, Haziran-Temmuz hareketinin liderlerini listelerimizden aday gösteriyoruz. 25 mesela bakın, Denizli'de takdim ettik, Yadigar. 25 genç kızımız. Genç kızımız. İşte Elif İstanbul'dayız. Onlar mesela Denizli ikinci sıradayız. Sayın Hasan Korkmazcan 69 seçiminde parlamentoya giriyor ve Türkiye'nin en genç milletvekili oluyor. Partimizin genel başkan yardımcısı. Şimdi Yadigar'ı yine Denizli'den parlamentoya sokuyoruz ikinci sırada. Gene en genç milletvekili Vatan Partisi'nden olacak. Elif arkadaşımız İstanbul'da 25 yaşında. Bütün Türkiye listelerinde o gençlik hareketinin liderleri Vatan Partisi listelerinde seçimlere giriyor. Ve sloganımız şu. Gençlik meclise. Meclisi gençleştireceğiz. Meclisi gençleştireceğiz. Gençlik meclise ilk oy vatana, vatan iktidara. Hoşunuza gitmeyecek bir soru sormak istiyorum size. Niye hoşuma gitti? Şimdi kumpas sürecinde partiniz en önde mücadele etti. Bunu herkes kamuoyu da takdirde veriyor, hakkını teslim ediyor. Ancak
Özellikle de siz darbeciler ayıklansın söylemine şiddetle karşı çıktınız o süreçte. Şimdi bakıldığında özellikle o kumpas sürecinde Balyoz'da öne çıkan isimler mesela Dursun Çiçek gibi ya da Teğmen Çelebi gibi isimler sizin partinizi değil Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etti milletvekili adayı için. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Olabilir yani onlar da bizim arkadaşlarımız. Yani siz iki isim saydınız. Ben de şöyle sayayım. Kor General İsmail Hakkı Tekin, Tümamiral Soner Polat, Tümamiral Semih Çetin, Tümgeneral Naci Beştepe, Tuğgeneral Levent Örsöz, çok sayıda komutanımız. Yani bakıyorum bir Atilla Uğur komutanımız, Tümgeneral Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karakaş, Hava Pilot Tümgeneral Ayhan Gümüş, yani İlker Güven, Tuamiral. Peki bu sefer yani hatta bunu bize şunu söyleme, bunların hepsi Balyoz Ergenekon sürecinin kahramanları. Yani ayakta dik duran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğer ordudan koparılmasalardı bugün ordunun komuta kademesini oluşturacak şeylerimiz. Yani mesela diyelim donanmanın yıldızları diye anılan komutanlarımız, amirallerimiz Vatan Partisi'nde donanmanın yıldızı. Kara kuvvetlerinin yine en önde gelen komutanlarımız, hava kuvvetlerinin Vatan Partisi'nde. Ayhan Taş, Kor General. Yani Vatan Partisi'nin şu anda dünyanın orta büyüklükteki ordularını yönetecek, hatta en büyük ordularını yönetecek bir komuta akademisi var. Peki şimdi şöyle de eleştiri geliyor bu sefer de. Bu sefer de hani asker partisi mi oldu diye eleştiriler var. Bu iyi bir şey. Bakın asker partisi olmadı ama bir ülke büyük kararlara doğru giderken milletle ordu birleşir. Bakın Türkiye'nin geçmişteki büyük kararlarına bakalım. 1876 millet ordu birliğiyle olmuştur. 1908 millet ordu birliği, 1920 millet ordu birliği. Yani şimdi Türkiye o kararlardan birine doğru gidiyor ve o kararlara önderlik eden partilere bakalım tarih boyunca milletiyle ordusunu bütünleştirmiştir. Onun için biz bunu Vatan Partisi'nin bir üstünlüğü, bir gücü ve milletle ordunun birleşmesi olayı olarak görüyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, Ergenekon, Balyoz süreci Türk ordusunda çok esaslı bir öz eleştirinin kapısını açmıştır. Yani arkada kalan NATO sürecini komutanlar değerlendirdiler. Bu Ergenekon'da, Balyoz'da yazılan kitaplara bakalım. Çoğu kaynak yayınlarından çıktı. Aslında hepsi NATO sürecinin bir eleştirisidir. Türk ordusunda bir devrimci köklerine, Mustafa Kemal geleneğine yöneliş başladı. Ve o Mustafa Kemal geleneğine yönelişte kendisini Vatan Partisi'nde buluyor. Onun Sayın için Kardeşim, iyi bir Mustafa şey. Kemal bir de şunu söyleyeyim. Bakın dünyada hangi hangi deneyler iş yapar? Allende deneyleri. Yani iktidar olacak bir parti ülkedeki silahlı gücü yönetmeye de taliptir. Yani sonuç itibariyle. Çünkü silahlı güç siyasi otoriteye bağlıdır. Siz silahlı gücü yönetecek birikime, örgütlenmeye, geleneğe sahip olacaksınız. Bunu reddettiğiniz zaman siz iktidar olamazsınız. Efendim Türkiye geçtiğimiz süreçte çok enteresan bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadı. O seçimde yaklaşık 4,5 milyon kişi oy kullanmadı, yani sandığa gitmedi. Bunun 2,5 milyonu da 5 ay önce Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'ye oy vermişken sandığa gitmeyi reddetti. Siz Vatan Partisi olarak o dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimde sandığa gitmeyi reddeden kişilere, yurttaşlara nasıl Vatan Onlar Partisi? Bize en yakın yurttaşlar neden sandığa gitmeyerek bir kere bu sisteme cepheden karşı oluyorlar ama biz onunla yetinmedik. Biz çok önemli bir, bugün haklı çıkan bir seçim sloganı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya attık. Dedik ki Tayyip Erdoğan'a ve Selahattin Demirtaş'a oy yok. Yani AKP ile PKK'yı hedef aldık. Bakın bugün Türkiye ne kimle savaşıyor? AKP ve PKK'yı. Ekmelettin İhsanoğlu'yla savaşmıyor. Öyle bir insan değil. O bir gün çıktı, yok oldu. O Tayyip Erdoğan iktidara gelsin diye
CHP ve MHP tarafından üretildi. Halı olarak, kırmızı halı olarak Tayyip Erdoğan ayaklarının altına serildi. O halıya basa basa gitti, oturdu o tahta Tayyip Erdoğan. Ondan sonra o halının görevi bitti. Peki efendim, ben de bir şey sormak istiyorum. Eğer siz... Hayır, buyurun. Biz sizi konuşturmadık bu arada, kusura bakmayın. Bunun hesabını sonra soracağım size. Şimdi yeni spikerler yetişiyor. Evet, evet, ama çok güzel sorular soruyorlar tabii. Şimdi ben herkesin merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum. Sayın Pençek. Bu sizle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Evet. Yılların siyasetçisiniz ve birçok kez açıklamalarda bulundunuz. Ve partiniz bayağı oldukça büyüdü aslında. Son dönemlerde daha da büyüdü. Aynı zamanda çok etkili bir parti olduğunu defalarca söylediniz ve bu normalde yaşanan süreçlerde de etkili olduğunu gördük. Yani biz de gazeteci olarak gözlerimize gördük. Herkesin sorduğu soru şu, yani bu partinin para kaynağı nedir? Devletler öderek almayan bir parti nasıl bu kadar etkili olabilir? Acaba para söyleyeyim. Dışarıdan mı geliyor? Yani evet, böyle sorular soruluyor. Bakın, insanlar evlerini, hanlarını, apartmanlarını, arsalarını Vatan Partisi'ne bağışlıyor. Masak, hepsi bunların kayıtlı kuyutludur, değil mi? Ulusal kanal olarak siz de bunları yaşıyorsunuz, aydınlık olarak. Ulusal kanal, aydınlık hep gönüllü vatandaşın var. Verdiği, ondan sonra evlerle, arsalarla falan. Bir gönüllü sistemi kurdu ulusal kanal, değil mi? 30-40 bin kişiden ayda diyelim 50 lira, 100 lira, 200 lira, 300 lira devamlı topluyor. Çok önemli bir şey, dünyada görülmemiş bir şey. Şimdi bunun şeyi yok. İzlenecek bir tarafı yok. Çünkü bankalara yatıyor. Kredi kartlarından kesiliyor. Bu sistemi şey de biliyor. Karşı güçler de biliyor. Masak geldi 3-4 defa, özellikle Ergenekon sürecinde kaç kere bastı ulusal kanalı, evrakları topladı, götürdü, hesapları kontrol etti. Bunun kaynakları nereden falan filan. Bunun kaynağı halk, millet. Milletten geliyor kaynak. Efendim bir izleyicimiz. Ve şimdi şurada nedir? Noterlerde evler, arsalar devrediliyor. Bunlar hepsi kaydı kuydu var. Bunu sistem de izliyor. Yani yurt dışından herhangi bir para akışı. Yurt falan. Dışından hiçbir para. Yani şöyle var mesela, Almanya'daki işçilerimizin, yurttaşlarımızın, esnafımızın, gene halkımızın birikimlerinden zaman zaman, ama bu bizim kaynağımızın %5'i bile değildir yani. Onlar var ama esas olarak bizim Türkiye'de, şimdi insanlarımız, özellikle yaşlı insanlarımız diyor ki, ya ben bu malımı mülkümü nereye götüreceğim? Kefenin cebi yok ve Türkiye nereye, hangi karanlıklara gidiyor? Buradan bizi bir tek Vatan Partisi kurtarır, oraya veriyor. Yani Vatan Partisi bir bakıma tekalüfi milli emirleri gibi, Atatürk'ün o Sakarya Savaşı'ndan önceki, yani her evden bir çift çorap, iki öküzü olanın bir öküzü, değil mi? O şekilde topluyor. Bir de büyük bağışlar da var. Yani sırf böyle çorap, bilmem, iki öküzün biriyle değil. Çok büyük bağışlar da var. Efendim izleyiciler, ne kadar buradan, aykırı sorusu varsa hepsini buradan, sorusu. Şöyle yurttaşlarımıza buradan o çağrıyı tekrarlıyorum. Herkesi fedakarlığa çağırıyorum. Türkiye'nin öndeki karanlığı dağıtmak ve buradan çıkış için herkesin bir katkıda bulunmasını, maddi olarak da. Yani tabii en önce mücadeleyle, ondan sonra örgütlenerek, çalışarak, emek vererek, ama aynı zamanda emeğimizle biriktirdiğimiz değerlerden de, o da bir emek ve emeğin birikimi sonuç itibariyle, o emek değerleriyle de Vatan Partisi'ne desteklemeye çağırıyorum. Biz şimdi bakın bu yüzden gelişiyoruz. Onlar devletten para alıyor hazır yediği için. Ne oluyor? O hazır yiyen parti mücadele etmez, büyümez. Ama dişiyle, tırnağıyla kaynaklarını yaratan parti büyüyor. Efendim, Vatan Partisi'nin seçim beyannamesi hazırlanıyor mu? Tamamlandı mı? Bunlar içerisinde neler var? Burada konuştuklarımız var. Yani iki şey var. Bir, üreten Türkiye, üret Türkiye diyeceğiz. Sanat, küçük sanayimize, orta sanayimize, çiftçimize üret Türkiye diyeceğiz. İkincisi de Türkiye'yi birleştireceğiz. Onu uzun uzun konuştuk. Türkiye'yi bütünleştireceğiz. Birleşen Türkiye, üreten Türkiye. Evet. Bizim iki maddede özetlenebilir. Tabii buna siyasi bakımdan da halka dayanan güçlü devlet. Yani peki, üreten, birleşen Türkiye yaratmamız için halka dayanan güçlü bir devleti
örgütlememiz lazım. Yani bir anlamda devleti bu Tayyip Erdoğan'ların, rantçıların, hortumcuların, sıcak para komisyoncularının elinden alıp tekrar milletin devleti, halkın devleti haline getireceğiz. Peki efendim, insanların, yurttaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik de çözüm önerileriniz var mı? Mesela sağlık alanında bir reform ya da eğitim alanında... Mesela şu an aile hekimleri bulundukları, çalıştıkları yerlerde nöbet tutuyorlar. Hatta grev yapıyorlar. Evet. Doktorlarla hastalar karşı karşıya gelmiş durumda. Evet. Yine eğitimde bir sürü sorun var. Bunlara ilişkin de çözüm önerileriniz olacak. Biz bir sağlık programı yaptık. 1,5 yıl içinde Türkiye'de nüfus kağıdı olan, mavi kart falan değil, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı olan herkese, ayrıca diyelim dışarıdan gelen ziyaretçilerimizi, konuklarımızı da hastalandığı zaman bakarız, ama bütün yurttaşlarımıza 1,5 yıl içinde parasız sağlık hizmeti verecek mekanizmayı kuracağız. Bunu bizim profesörlerimiz, sağlık uzmanlarımız bir program halinde hazırladılar. Bütün kaynaklarını vesaire de yaratmış bulunuyor. Bir de ek olarak söylemek istiyorum. Yani biraz önce Osman Bey'in de ilettiği soruya ek olarak söylüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP çıktılar. Emeklilere şu kadar maaş vereceğim, işte şu kadar para vereceğim, hatta noter huzuru falan verdiler. Var mı Vatan Partisi'nin emeklileri için bir politikası? Yani tabii, ya da işte emeklilik üzerine somut söyleyebileceği, işte şu kadar zam yapacağım falan. İşte şu kadar vereceğim, bu kadar vereceğimin değeri yok. Kaynağını göstermenin bir önemi var. Bakın ben size kaynak söylüyorum. Birçok kaynak var da. Şimdi bir genel prensip olarak bir kere ranta, sıcak paraya, faize akan kaynakları halkın kaynağına dönüştürüyoruz. Bu temel prensip. Yani diyelim şu su, şuradaki su, bu suyu mafyanın, rantçıların, faizcilerin cebine mi vereceğim, yoksa bu suyla yatırım yapacağım ve halkın çalışacağı, hayatını kazanacağı iş yerleri, fabrikalar ve tarımını mı destekleyeceğim? Şimdi burada biz buranın ne diyoruz? Bu Türkiye'nin kaynaklarını faize ve ranta değil, üretime çevireceğiz. Bu temel prensip. Ama bak birkaç çarpıcı örnek vereyim. Şimdi İstanbul Borsası var ya, eskiden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ydı adı. Onun 2012 yılı kazanç, oradan elde edilen kazanç tam $300 milyar. Yani gidiyorsunuz da kumar oynuyorsunuz. Sonuç itibariyle 300 milyar. Tabii bunun çoğu da yabancı. Yani ülke dışına giden kaynak. Bu 300 milyar doları vergileseniz, vergisiz, bakın menkul kıymetler borsasından kumar yoluyla kazanılan kazançlardan vergi alınmıyor. Sıfır vergi. Siz bakkaldan gidip bir alışveriş yaptığınız zaman vergi ödüyorsunuz. Benzin alırken, mazot alırken çiftçimiz vergi ödüyor. Her türlü alışverişte vergi var ama kumara vergi yok. Yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Miktar ne? 2012 yılında $300 milyar. Bundan %20 vergi alsanız $60 milyar. $60 milyar ne? $17 milyar Türk tarımını kanatlandırırız. $17 milyar. Yani parasız mı neredeyse mazot veririz. Üretimde kullanılacak mazot. Tohum, ucuz tohum, ucuz gübre, faizsiz kredi. Hatta bunları sağlamak mümkün. Sanayimize destek sağlamak mümkün. Şimdi 17 milyar dolarını diyelim tarıma ayırdık. Öbür $33 milyar. Yani muazzam kaynaklar var ama Türkiye kumar kazançlarını vergilendirmiyor. Yani bana göre borsada oynamak bir kumar. Sonuçta böyle zar atıyorsunuz. Zar atıyor yani. Hani diyelim ki şöyle izah edildi. İşte orada şeyler, kaynaklar toplanılıyor. Oradan dağıtılıyor. Sanayiye falan gidiyor. Yok değil ama hadi diyelim öyle bir borsaların öyle bir mantığı olsun ama oradan elde edilen kazançlar sanayicinin karından vergi alıyorsun. Hatta %65'lere kadar uzanan vergiler alıyorsun değil mi? Esnaftan vergi alıyorsun. Sanayiciden vergi alıyorsun. Üretim yapacak olan adamdan vergi alıyorsun. Adam üretim yapamıyor. Çiftçiden çeşitli yollardan vergi alıyorsun. Çiftçinin mazot üzerinden verdiği vergi yeter. Bakın mazottaki vergiyi kaldırın. Mazottaki vergiyi kaldırdığımız zaman çiftçi çok ucuz bir şekilde mazotu sağlayacak. Daha hep soruyorlar tarımda nedir? Bakın mazottaki vergiyi kaldırın. İki, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan vergi alın.
esnaf zanaatkar üzerindeki vergi yükünü kaldırın ama o faizciler, rantçılar, onların kaynaklarını halka döndürün. Türkiye'nin meseleleri çözülür. Zaten başka türlü çözme şansı da yok. Efendim, seyircilerimizin sorusunu da soracağım ama şu anda aklıma geldi. Bugün bir yayın organında İsmet Paşa'nın Atatürk'ü zehirlediği yazıyor. Şimdi Yeni Şafak'ta onu yazmış. Yani bu İsmet Paşa'yı, Atatürk'ü tanımayan veya da tanımamak da değil, bu haince bir şey. Yani bunlar öyle karakterli. Bundan ne umulur acaba? Bundan nedir? Bu beklenti nedir? Yani şimdi bakın, bu nedir? Bu bir İsmet Paşa düşmanlığı var. Atatürk'e düşmanlık yapamayanlar İsmet Paşa'ya düşmanlık yapıyor. Şimdi diyeceksiniz, aynı şey CHP için geçerli değil mi? Dönüp dolaşıp en sonunda 1930'lara getiriyorlar falan. Özür diliyorlar. Atatürk de var orada ama hani çok sıkıştıkları zaman İsmet Paşa'ya suçları yıkmaya çalışıyorlar vesaire. Yani İsmet Paşa üzerinden Atatürk'e saldırılıyor. Hiç İsmet Paşa Atatürk'ü zehirler. Bu belgelerin de ya sahte olduğu, yalan olduğu hemen birkaç saat içinde insanın akıl tutulması rezillik, falan yaşaması hani, lazım böyle yani bir şey söylemesi utanmazlık bu aynı zamanda. Yani bunlar bu karakterli adamlar, bunların hayatında böyle alavere, dalavere, zehirlemek vesaire böyle şeyler olmayan insanlar. Devrimci bunlar. Hüseyin Paşalar, Atatürk'ler, bunlar büyük devrimciler. Efendim, partinizle ilgili şöyle bir algı var. İster istemez bu ortaya çıkıyor. Vatan Partisi sanki ortada bir pasta var. Seçmen kitlesi diyebiliriz ona. O CHP'nin pastasından dilimler almaya çalışıyor. Ve oradan da meclise girmeye çalışıyor şeklinde. Sizin hedef kitleniz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri midir? 77 milyon. Bizim hedef kitlemiz Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni değil. Bakın, siz biraz evvel milyonlarca tarif ettiğiniz seçmen kitlesi var. Sandığa gitmeyen, boykot yapan falan. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. Yani bunların toplamı zaten %30'u geçiyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. İki, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni benim yurttaşım değil mi? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi Altıoka, Atatürk'e yan çizdiği, yani ondan vazgeçtiği, Kemal Derviş'in partisi olduğu için Vatan Partisi'ne yöneliyorsa, bunun kabahati Vatan Partisi mi yoksa Atatürk'ten vazgeçenler? Sen Kemal Derviş'i getirir tepene oturtursan, açılım yandaşı olursan, dersim dersen, bu ülkede Tunceli var. Tunceli gerçeği var. Yani devrim gerçeği. Atatürk gerçeği var. O zaman o insanlarımız, yani Cumhuriyet'in kazanımlarına karşı açılan, savaşa tavır alan insanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde durur mu? Durmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi devamlı bölünüyor. Kendi içinden bölünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dikkat edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde klasik Cumhuriyet Halk Partili kalmadı. Veya da kalsa bile onlar muhalefete itildi. Kenarlara itildi. Ve seçimlerde de gördük. Hep onlar büyük ölçüde tasfiye edildi. Sağda solda birkaç tanesi seçimi kazandı diye birçok insan bayram yapıyor ama bunlar ancak parmakla sayılabilir. Çok Cumhuriyet Halk Partisi açısından MHP'den de farkınızı sormuşlar. Sorgulanması. Evet. Ben de onu soracaktım. Milliyetçi Hareket Partisi Amerika ile Atlantik sistemiyle hiçbir şekilde bağlarından vazgeçmiyor. Sonuç itibariyle o sistem içinde duruyor. O sistem içinde durduğu için de AKP sendeledi mi hemen imdadına yetişiyor. Bizim MHP'den farkımız Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tutup, bakın MHP madem milliyetçi, niye Ermeni soykırımına karşı hiç akılları yok muydu? Gelin beraber mücadele edelim dedik. Niye gelmediler? Niye Lozan'a gelmediler? Sayın Yusuf Alaçoğlu. Sayın Yusuf Alaçoğlu İsviçre'de hakkında soruşturma açıldığı için gittik biz Lozan'da merdivenlere çıktık. Ermeni soykırımı bir uluslararası yalandır dedik. Bakın, ona bile sahip çıkıp son Strasbourg'da gelmediler MHP. Ermeni soykırımına karşı bizim yaptığımız için niye onlar yapmadı? Niye yapmadılar? Akılları yok muydu? Vatanı savunmak için, o soykırım yalanını bozguna uğratmak için yapılacak şeyler ortada. Büyük bir icat değil ki bunlar. Niye Avrupa'da mücadele etmediler? Niye Türkiye'de mücadele etmediler? Niye bu sorunu Avrupa'da çıkıp Ermeni soykırımı yalandır deyip İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımadılar? Hadi niye? Kafaları vatan ve cumhuriyet için tutarlı bir şekilde çalışmıyor. Orada karşılarında Amerika var.
Avrupa var. Niye MHP'nin programında Avrupa Birliği'ne tavır yok, Avrupa Birliği yandaşlığı var? Niye Amerikan emperyalizmine, NATO'ya, Gladio'ya karşı bir tavır yok? NATO'dan çıkalım diyor mu MHP? NATO'dan çıkalım demediği için en sonunda AKP'nin destekçisi oluyor. Ama Ergenekon'a darbe diyor. Ergenekon'a darbe der çünkü Amerika Ergenekon'a darbe diyor. Yani bu da çok önemli bir tespit. Bakın Amerika o Ergenekon'u kurguladı. Tayyip Erdoğan'ları enstrüman olarak kullanarak. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi de tıpkı Tayyip Erdoğan'lar gibi, Amerika gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Vatan Partisi'ni, İşçi Partisi'ni darbeci olmakla suçladı. Engin Alan Paşa'ya bir çağrınız oldu mu efendim? Çünkü MHP'den milletvekili. Engin Alan değerli bir komutanımız, onun çağrıya ihtiyacı yok. Onun zaten bilinci, tecrübeleri, bugüne kadarki kararlı duruşu kuşkusuz devam edecektir. Ona bir çağrı yapmaya ihtiyaç yok. Evet. Peki efendim, şimdi Ergenekon süreci boyunca siz sürekli yandaş gazete denilen birçok gazetede manşetlerde, sür manşetlerde yer aldınız. Birçok televizyonlarda işte Ergenekon'da Ergenekon terör örgütü dedikleri işte şeyde sürekli isminiz alındı, anıldı. Sonra bu olaylar tamamen artık yok olduktan sonra, bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktıktan sonra işte bir Vatan Partisi şu anda çok hızlı bir şekilde ivme kazandı ve ilerliyor diyorsunuz. Ancak başka medyalara baktığımız zaman sizin çok fazla öne çıkartılmadığınızı görüyoruz. Özellikle de böyle bir ambargo olduğuna dair de duyumlar da alıyoruz. Sürekli böyle bir engellemelerle falan. Peki siz halka medya üzerinden ulaşamazsanız nasıl ulaşacaksınız? Halka kendinizi anlatabiliyor musunuz? Ya anlattığınızı düşünüyor musunuz tam olarak? Kendi araçlarımızı da yaratıyoruz. Bakın diğer partilerden farkımız, sistemin partileri olduğu için onlar araç yaratmaya lüzum yok. Mevcut medya zaten onlara çalışıyor. Ama biz kendi araçlarımızı yaratıyoruz. Yani biz şeytan uçurtması gibi böyle koşarak uçurtmayı uçurtuyoruz. Yani oturduğumuz yerde ipi tutarak değil. Bakın şeytan uçurtması yaptığınız zaman onu koşarak uçurtabilirsin. Biz emeğimizle her şeyi sağlayabiliyoruz. Onlar ise hazır bir sisteme konmuş durumda, sistemin partileri. Sistem istedikleri partileri medyada destekliyor. Biz ise dişimizde, tırnağımızda yarattığımız araçlarla topluma ulaşıyoruz. Siz davet ediliyor musunuz merkez medyanın diğer? Vallahi bir şey, davet edildiğimiz zaman tarihe geçiyorlar. Değil mi? Evet. Tarihe geçiyor. Şimdi şöyle de tepkiler geliyor. Mesela Vatan Partisi ismini aldığı zaman, İşçi Partisi Vatan Partisi'nin ismini aldığı an itibaren acaba başka değişiklikler olur mu dendi? Acaba genel başkan Vatan değişir mi? Vatan Partisi, bakın bu İşçi Partisi'nin 2006'da yaptığı program aynen devam ediyor. Zaten o parti, o program bir Vatan Partisi programıydı. Yani Altıok programıydı. Altıok programını biz 2006 yılında, yani bundan 10 yıl önce benimsedik. 20-30 yıldır savunduklarımızda sonuç itibariyle aynı programın devamı. Yani biz 1968 Gençlik Hareketi'nin ben lideriyim. O zamandan beri sonuç itibariyle Altıok'u savunuyoruz. Yani vatan, cumhuriyet, millet, devrim gibi kavramlarla ifade edilen bir programı savunuyoruz. Atatürk devrimini tamamlayacağız diye yola çıktık. Atatürk devrimini tamamlayacağız. Efendim son olarak bir soru sorabilir miyim? Süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Tamam. AİHM'de büyük bir başarı kazandınız. Aynı zamanda Türkiye'nin de başarısı anlamına geliyor bu. Şimdi ise 24 Nisan, yani Sözde Ermeni Soykırımı'nın 100. yılı yaklaşıyor. Siz bu propagandaya karşı, özellikle yurt dışında tabii yükseliyor bu propaganda, buna karşı hükümetin etkili bir çalışma içerisinde olduğunu düşünüyor musunuz? Vatan Partisi olarak siz o propagandaya karşı nasıl bir çalışma içerisine gireceksiniz? Biz olayı bitirdik. Biz olayı kökten bitirdik. Yani Türkiye'ye yöneltilen Ermeni soykırımını kabul edeceksin, diz çökeceksin dayatmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bizzat bu dayatmayı yapanların merkezlerindeki yargı onları organlarında bitirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ne diyor? Bir, Ermeni soykırımı yalandır demek serbesttir diyor, özgürlüktür diyor. İki, Ermeni soykırımı 1915 olayları diyor, Yahudi soykırımına benzemiyor. Soykırım tanımına girmiyor diyor o kararda. Onun için biz bu olayı bitirdik. Karşıdaki güçler de bunu kabul ediyor. Diyor ki
bu olay bitmiştir diyor. Bütün hukukçular dünyada makaleler yazıyor. Bu olayı kökten bitirdik. Biz henüz iktidara gelmeden Türkiye'ye yönelen 4 önemli saldırıdan birini bozguna uğrattık. Davanız devam ediyor mu? Evet. Biz de o davayı kazandık. O davayı kazandığımızı şimdi ilanını bekliyoruz. Biz o davayı kazandık. Buradan o müjdemizi de bütün yurttaşlarımıza veriyoruz. Biz o davayı zaten İnsan Hakları Mahkemesi ikinci dairesinde kazanmıştık. İtiraz ettiler. Şimdi büyük dairede de biz o davayı kazandık. Son bir dakikamız. Son bir dakika. Atay hemen. Ben hemen şeyi soracağım o zaman. Bu bazı milletvekilleri, mevcut milletvekilleri, CHP'nin içerisinden milletvekilleri ayrıldığı zaman CHP'den Vatan Partisi mecliste, parlamentoda temsil edilecek dendi. Bu temsil neden olmadı? Bize söz verdiler. İki arkadaş örneğin Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcılığını kabul ettiler. Vatan Partisi'nin adının belirlenmesinde bizimle beraber oldular. Hatta temaslara geçtiler. Yani biz o koşullarda, yani onlar Vatan Partisi genel başkan yardımcısı olmayı kabul ettikleri ve Vatan Partisi kongresinde 15 Şubat günü biz de sahneye çıkacağız ve partiye üye olduğumuzu ilan edeceğiz. Neden vazgeçtiler? Onu onlara sormak lazım. Mesela MHP'li hanım vazgeçmedi. Ama bana genel başkan yardımcılığı vaat edilmemişti. Evet, vaat edilmemişti. Evet. İşte iki fark bu. Evet. Yani vatan için bir davaya girmekle efendim İkbal için girme farklı şeylerdir. Ben kimseyi bir şekilde itham etmiyorum ama yani bunların sebepleri varsa onların açıklaması doğru. Ama şöyle bir şey, bakın isim söylemeyelim. Evet. Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlar diyorlar ki %10 barajını geçsin Vatan Partisi, biz de gelelim. Hı. Ya %10 barajını geçtikten sonra size ne ihtiyaç var? Yani İzmir'de sen düşmanı denize dökeceksin. Ondan sonra o da bando mızıka savaşa katılacak. Sizi karşılayacak. Yani sen İzmir'de düşmanı denize dökeceksin. Ondan sonra o da orduya yazılacak. Düşman denize döküldükten sonra sana ne ihtiyaç var? Zaten olay bitmiş. Evet. Yani ben onu şöyle açıkladım. Bandırma vapuruyla pazarlık yapmak. Yani ey bandırma vapuru, acaba Samsun'a varır mısın? Ya düşman seni bir torpiller ve batarsan bana bir garanti verir misin? Veya ey bandırma vapuru, ya fırtınada ondan sonra su alır ve batarsan bana bir garanti var mı? Yani bu savaşlara girilirken zafer garantileri, dünyada hangi savaş zafer garantisiyle kazanılmış? Hangi büyük kahraman bir savaşa garanti, yani Tanrı Allah onlara bir garanti verip altına imzayı atıp buyur kardeşim sen savaşa gir. Var mı böyle bir şey dünyada? Riziko üstlenmeden, bir yükün altına girmeden, kendini, varlığını ortaya koymadan. Hani iki tür bir vericiler var, bir de alıcılar var. Bakın vericiler ve alıcılar. Vericiler nedir? Hiçbir karşılık beklemeden, bizim büyük geleneğimiz. İnanmış. Her şeyini veriyor. Bakın bugün gazimiz bacaklarını vermiş, iç organlarını vermişler, kollarını vermişler. Çanakkale'de veya Dumlupınar'da, orada burada toprağın altında yatıyorlar. Bunlar vericiler. Bir de alıcılar var. Türkiye'nin ürettiği değerleri aralarında paylaşanlar, ayakkabı kutularını dolduranlar. Şimdi bu alıcılık siyasette de var. Yani siyasal mücadeleye girip deniz gezmiş gibi o ipe çekilen kahramanlarımız da var. Ama bu işte idam sehpasına değil de işte koltuğa çıkma sevdasında olanlar da var. Yani bu iki farklı insan modelini temsil ediyor. Efendim süremiz doldu ne yazık ki sevgili arkadaşlar. İran'ın kurusunda daha çok sorumuz var değil mi? Daha çok sorunuz var değil mi? Bir dahaki çıkış yolunda hay. O soruları devam edelim. Seve yalnız seve altını çizmeden edemeyeceğim. Bu cümleyle kapanması gerekir gibi bu programın. Bandırma vapuruyla pazarlık edilmez. Evet. Sayın Genel Başkan. Bandırma vapuruyla pazarlık. Çok güzel bir cümleydi bu. Bandırma vapuruyla pazarlık olmaz. Evet. Bandırma vapuruna binilir ve Samsun'a çıkılır. Gidilir diyorsunuz. Peki. Efendim size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
Sevgili Osman Erbil ve sevgili Erdem Atay, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kalan sorularınızı daha sonraki programlarda sormak üzere. Ve sevgili izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Umarım bizimle, keyifle bizi dinlediniz ve güzel bir akşam geçirdiniz. Kafanızdaki sorulara belki yanıt buldunuz, belki bulamadınız. Önümüzdeki programlarda mutlaka o yanıtını aradığınız soruların da burada cevabı gelecektir ve bir çıkış yolu bulunacaktır efendim. Mutlaka. Teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Esen kalın.